Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok lezzetli bir tarif vermek istiyorum. Her katı ayrı ayrı pişen muhteşem bir pandispanya tarifi ile tarifimize hemen başlayalım. 10 adet yumurta beyazını uygun bir kaba aldım. Üzerine bir fiske tuz ekliyorum ve mikser yardımıyla yavaş yavaş karıştırmaya başlıyorum. Bir su bardağı toz şekeri azar azar ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Katı kalp haline gelene kadar karıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde olmalı. Krem şanti kıvamında kaldırdığınızda sabit durmalı. Evet, 10 adet yumurta sarısına bir su bardağı toz şekeri azar azar ekleyerek karıştırmaya başlayalım. Yumurta sarısının rengi açılmaya başlayınca üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağı azar azar ekleyerek karıştırmaya devam edelim. 1 çay bardağı ılık su ilavesi yapalım, azar azar bir yandan da karıştıralım. Evet, şöyle karıştırmaya devam edelim rengi açılana kadar. 2 paket vanilyayı ekliyorum ve karıştırıyorum. Tüm katı malzemeleri uygun bir kaba aldım ve karıştırdım. Üzerine ekliyorum 2 su bardağı un, 1 su bardağı nişasta artı 1 yemek kaşığı nişasta, 2 pakette kabartma tozu ekleyerek 2-3 seferde ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Evet, unun kalanını da ekledikten sonra pürüzsüz olana kadar karıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu kıvamda olmalı. Biraz mikser zorlanıyor. Artık mikseri çıkartalım. Bundan sonra spatula ile karıştırmaya devam edeceğiz. Yumurta beyazını 3-4 seferde azar azar ekleyelim. Bir spatula yardımıyla yavaş yavaş karıştıralım. Evet, hızlandırılmış bir şekilde sizlere karıştırma kısmını gösteriyorum. Sizler kesinlikle hızlı karıştırmayın. Yavaş yavaş karıştırmaya özen gösterin. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz, yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, son yumurta beyazımı da ekledim. En son karıştırıyorum. 3 tane aynı boy fırın tepsisine fırın kağıdı yaydım. Eşit bir miktarda hamurdan dökerek yayıyorum tepsiye. Evet, pandispanyaları düzgün bir şekilde yayalım. En son tezgaha 2-3 sefer vurarak orantılı bir şekilde pandispanyayı tepsiye oturtturalım. Bu şekilde pandispanya pişirmek gerçekten hem kolay hem de daha lezzetli oluyor. Mutlaka böyle ayrı ayrı pişirmenizi tavsiye ederim. Evet, hepsini döktükten sonra yayıyorum. Evet, hepsini döküp yaydıktan sonra fırınımızı önceden ısıtalım. 170 dereceli fanlı fırına ayarlayalım.
Önceden ısınmış olsun fırınımız mutlaka. Evet, tek tek artık fırında pişirmeye hazır. 170 dereceli fanlı fırında yaklaşık 15-20 dakikada pandispanyalarımızı pişiriyoruz. Pişen tepsiyi alıp diğerlerini tek tek pişirmeye devam edelim. Gördüğünüz gibi hepsini ayrı ayrı pişirdim. Daha sonra dikkatli bir şekilde keskin bir bıçak yardımıyla tepsiden çıkartıyorum. Üzerleri kurumaması için bir poşete alıyorum. Evet, kreması için 1 çay bardağı dolusu un, 1 çay bardağı dolusu nişasta, 1 su bardağı dolusu toz şeker, 1 paket vanilya ekliyorum ve karıştırıyorum. 3 adet tam yumurta kırıyorum. Litre süt ekleyelim. Sütü ekledikten sonra orta ateşte koyu kıvamı alana kadar pişirmeye bırakalım. Pişen kremamıza sıcakken bir paket daha vanilya ekleyelim. 50 gram tuzsuz tereyağı ekleyerek eriyene kadar karıştıralım. Gram kremayı uygun bir kaba alalım ve ısıtmaya bırakalım. Sıcak kremaya 200 gram beyaz çikolata ekleyelim ve eriyene kadar karıştıralım. Hazırladığımız ganacı ve kremayı aynı eşitlikte soğutmaya bırakalım. Evet, soğuttuğumuz kremayı bir mikser yardımıyla karıştıralım. Evet, soğuk ganacı ekleyelim azar azar ve karıştırmaya devam edelim. İki paket krem şantiyi azar azar ekleyerek karıştırmaya devam edelim. Evet, kremamızı ne kadar karıştırırsak o kadar kıvamlı, pürüzsüz bir krema elde etmiş oluruz. Rengi de açılmış olur. Evet, kremamız artık hazır. Gerçekten çok lezzetli bir krema. Diğer farklı pastalarda da kullanabilirsiniz. Evet, pandispanyamız hazır. 3 katını üst üste aldım. Kullanacağım boyuttaki kelepçeli kalıpla üzerine bastırıyorum ve işaret yapıyorum. Bu işaretlerden pandispanyayı kesiyorum. Bu kenarlardan çıkan pandispanyaları da atmayın. Daha farklı bir tarif verdim. Kanalımdan ulaşabilirsiniz. Evet, kelepçeli kalıbımı ayarladım. Bir tane patı yerleştiriyorum. Sütle her tarafını eşit bir şekilde ıslatalım. Hazırladığımız kremadan üzerine bolca dökelim. Ve bir spatula yardımıyla kremayı pastanın üzerine yayalım.
Evet, arası için muz dilimleri kullandım. Dilimlediğim muzları şöyle gelişigüzel bir şekilde üzerine koyuyorum. Tek fıstıklı dirajem var. Ara ara serpiyorum. Ve üzerine çikolata rendeliyorum bir bıçak yardımıyla bolca. Arasında dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Evet, ikinci pata da üzerine yerleştiriyorum ve tekrardan sütle ıslatıyorum. Evet, kremadan bolca dökerek tekrardan yayıyorum. Evet, arası için dilimlediğim muzları üzerine gelişigüzel bir şekilde attım. Tekrardan Antep fıstıklı direce serpiyorum. Ve rendelediğim çikolatayı üzerine serpiyorum. Evet, son patı da üzerine yerleştirdikten sonra tekrardan ıslatıyorum. Evet, kuru yer kalmamasına dikkat edelim. Evet, kalan kremanın hepsini üzerine döküyorum artık. Evet, üzerini bir spatula yardımıyla düzelttikten sonra hava almayacak şekilde kapatıyorum. Bir gece en az buzdolabında dinlendirmeyi bırakıyorum. Evet, dinlenen pastamı ertesi gün kelepçeli kalıbından dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Evet, pastamız süslemeye artık hazır. Üzeri için ve kenarları için 2 paket krem şantiyi çırptım ve üzerine sürüyorum. Üzerine sürdükten sonra böyle hamur kartım var. Üzerine ve kenarlarına şekiller veriyorum. Kenara için 100 gram ganaj hazırladım. Böyle bir poşete koydum. Ucunu çok ince bir şekilde kestikten sonra kenarlarına akıtarak şekil veriyorum. Orta kısmına da bolca çikolata rendeliyorum bir bıçak yardımıyla. Evet, rendelediğim çikolataları orta kısmına bolca serpiyorum.
Evet, kenarlarına kalan krem şantiyi sıkarak şekil veriyorum. Dilediğiniz şekilde pastanızı süsleyebilirsiniz. Evet, alt kısmına da böyle sıkarak krem şanti ile şekil verdim. Evet, çilek dilimlerim var ve farklı çikolatalarım var. Pastayı böyle kenarlarına koyarak süsleme yapıyorum. Elinizde bulunan malzemelerle istediğiniz şekilde pastayı süsleyebilirsiniz. Evet, ben yeğenim için hazırladım pastayı. Gerçekten çok lezzetli oldu. Her yiyen tarifini sordu. Evet, orta kısmı için kalan dereceleri atıyorum. Antep fıstıklı derecelerimi ve renkli çikolatalarım var. Üzerine bolca serpiyorum. Evet, son şekerlemeleri de üzerine döktükten sonra artık pastamız ikrama ve servise hazır, gördüğünüz gibi. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.